Herkese merhabalar, ben Erkan Öndeneli. Yabgu İstanbul serimizin final ve son bölümüne hoş geldiniz. Evet, amacımıza, emelimize fazlasıyla ulaşmış olmanın sevinciyle birlikte achievement'ı alamadık. Ona çok üzüldüm ben. Bir de şey, burada achievement'ların göründüğüne dair bir bilgi edindim ama yani disabled. The save file must not have been changed. Abi. Hiçbir şey değiştirmedim ya. Nasıl değiştirebilirim oğlum, halim ben. Büyük ihtimal ama şu an neyden kaynaklı biliyor musun? Beynim acıdı. Ben bir tane karakter oluşturma rehberi yaptım ya. Karakter oluşturma rehberini yaparken save game'lerde dolaşırken hepsinin içine girdim ben. Girdim çıktım falan. Oralarda bir şey yapmış olma ihtimalim var ama. Ya kardeşim, gerçekten mi? Bir sonraki seriyi Iron Man yapmayacağım ya. Bir yandan istiyorum Iron Man'i zorluk şeyi için. Beni daha çok böyle ayakta tutuyor. Iron Man olduğunu biliyorum. Achievement alacağım falan filan. Özellikle yani bir sonraki seride şimdi şey yapacağız. Restore Roman Empire kafası yapacağız. En azından planımız o. Ama kardeşim gerçekten bu kadarı da fazla ya. Cidden fazla yani. Fail. Yine aldım, kabul ediyorum. En azından kendimize koyduğumuz şeyi, hedefi gerçekleştirmiş olduk. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şu anda abi 23'e 60 vassalım var. Bu ne demek biliyor musun? Yani oh, yani bu. O kadar çok işim var ki şu an bunu ayakta tutmak için. Bu bölümde konuşamadım bile. Bu bölümde ayakta tutmaya çalışacağız abi Empire'ı. Tutabilirsek bölümün sonunda zaten final bölümü toparlayacağız. Bir bakacağız ne yapmışız, ne etmişiz. Yemin ediyorum karakter ekranı açılırken title'ların sayılmasından oyun tekliyor ya. Öyle bir durumumuz var şu an. Başlar başlamaz faction'lar mekşinler havalarda uçacaktır büyük ihtimalle. Şu abinin şeyini alalım elinden. Dük dük dolaşıyor burada. Bu arada şeyin Patrikini, Ortodoks Patrikini buraya yollamışlar. Şimdi faction'lar zaten hafiften patlak vermeye başlamış. Bizim klanlar olduğu gibi devam ediyor ama Grazing Land'den bir tek eksiği yiyoruz yine bunlarda. Hadi bakalım. Abi şeyi açsana bir. Bende nereler inefficient şey muhabbetine giriyor? Land Manager muhabbetine. Dursana bir. İşler biraz karıştı burada. Pillage Holding. Create New Vassal. Ben buraları birilerine versem diyorum. Ne olur acaba? Bizim çocuklara versem buraları ne olur acaba? Ben şu an normal herhangi birisine... Oğlum o kadar çok insan var. Realme bak. İnin bitmiyor. Ben şimdi hakikaten birisine versem buraları ne olacak abi? Men. Onu merak ettim yani. Mesela reis, ben sana orayı verebiliyor muyum? Vallahi verebiliyorum ha. Vereyim ben sana oraları. Nedir yani? Ortodoks, Tengri olanlara... Ya koy ver gitsin Hüseyin. Hüseyin değil lan, Ortodoks kardeşim sen. Şam senin kardeşim. Sadık. Elmafrak da senin. Küçük olanları da şeye veriyoruz abi. Create New Vassal diye. Create New Vassal. Tamam. Inefficient muhabbetinden kurtulduk. Threatening de çok normal. %100 yani şu an. Over Vassal Limit sıkıntı. 37 yaşındayız bu arada. Hadi devam ettireyim. Bak, Bektaşi Order çıktı. Okay. Sünni Müslim solcular için. Bir gaz niteliğinde olan Bektaşi Order. Hacı İstanbul'da kasıyoruz. Yok abi, achievement gitmiş. Aklıma geldikçe çıldırıyorum ya. Nasıl gider abi? Nasıl save file modified diyorsun bana ya? Nasıl değiştireceğim abi ben Iron Man save'ini? Kompres edilmiş save'i. Çıldıracağım ya. Oyun... Oğlum save'lerde çok fena tekliyor lan oyun. Ya Iron Man başlamasam mı? Şeyden bahsedeceğim şimdi. Oyun yavaştan devam ederken askerlerimiz yine yukarıda dursun. Para sıkıntısı. Oo, benim şeyler ayakta değil mi? Şöyle bir mevzu da var. Ben şu anda
Şimdi factionlarla kafa kafaya gidiyoruz ya. Oh, independence factionlar. Mevzu şu abi. Şeyi yaptığım anda, mercenary'leri geri çektiğim anda kaçsın sen? 38, sana versek de vermesek de bir şey değişmiyor. Hepiniz için aynı şey geçerli gerçi. Öyle bir şey yaptığım anda abi, bu elemanların benim asker sayıma göre oranları, o beyler. Şey, ilk ayaklanma geliyor. 200 gold sana veriyorum koçum. Yeter ki çekil. Yüzde değişeceği için direkt patlatırlar. O yüzden mevzu o kısma gelmeden mesela beylerbeyi Nizam. Neredesin sen? Senin toprağın neresi? Nizamcığım. Resmen büyük güç, büyük sorumluluk kafası. Başkan, seni buraya yolluyorum ama herhalde 2 aya falan ölürsün oradaki hastalıktan dolayı. 20.000 askerle şu an bana kafa tutuyorlar. 21.000. İşin enteresan tarafı gerçekten -80'le o beyler Independence Faction geliyor. Hadi aldın toprağı. Gerçekten ayakta tutması o kadar kolay olmasa gerek. Yani. Cidden olmasa gerek. Ama şöyle bir şey de var. Gerçi şey patlatıyordu. Ben şimdi bu adama revoke dersem eğer. Faction liderlerin, faction'ındakilerle birlikte patlıyordu. O değil de patlasın lan. Ben yine de bunların eline veririm diye düşünüyorum yani şu an gerçekten. Patlatın lan faction'ı. Adam değilsiniz. Patlatmazsanız adam değilsiniz. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Kingdom of Anatolia. Ya paramı bunlara harcayamayacağım şimdi. Macarlar benden kız istiyor yeğenimi. Yalnız birazcık kasıp şu durumu stabilize etsek var ya. Oh yani. Şöyle yapalım abi. Madem o az önceki abiyi kasabildiniz siz. Burada benim çocuklar da şeyin içine girmiş ki. Bu çok ayıp ama. Şu olay çok ayıp ya. Kaan Kakisurav ve Toktekin. Şu ikisi. Sentiment'tan dolayı. Neden? Merhaba hapşuruk. Buna sentiment mı kassak? Gerçi daha yeni yolladım ya. Ya patlatırsanız patlatın oğlum. Zaten final bölümü koy ver gitsin. Masmodilerin final bölümünü hatırlatırım ya. Şii halifesinin ellerini öpmüştük. Çok da uzun tutmayacağım o yüzden. Dediğim gibi yeni seri şu anda benim kotadan dolayı patlamazsam tahminimce bu bölüm pazar günü yayınlanacak, tamam mı? Pazartesi günü yani bu haftanın başından itibaren yeni seriye başlayacağız. Ben bir önceki serinin en çok ikinci oy alan serisi olan Game of Thrones atlıyorum. Oo delirdik bu arada. Bu arada biz bu şekilde ölürsek abi şu an alayını kaybederiz şeyleri. Ben hangi özgüvenle o askerleri bunlara saldırttım onu da bilmiyorum da. Yeni seriye başlayacağız. Çok büyük ihtimalle işte. Şeye karar vermedim de. Hangi kont? Ama Bizans kontları, Bizans İmparatorluğu'nda bir kontla başlayacağız. Hiç şey yapmadık şu ana kadar. Hep independent oynadık. Yani bir vassal olarak başladığımız zaman nereye gelebileceğiz? Ki hedeflerimiz çok yüksek. Yani bu kartopu efekti muhabbeti var ya. Onu yakalayana kadar her zamanki gibi bir sıkıntı olmayacak. Bu arada yine mi yenemiyorum ya? Bir sıkıntı olmayacaktır ama. Ya, sıkıntı olacaktır daha doğrusu tam tersi. Onu yakalamamız lazım. Amacımız şu. Diyelim ki şurada bir şu arkadaşın kontu olarak başladım ben, tamam mı? Kont göstermem. Bu arkadaş olarak başladım abi. Amacım önce Bizans'ı ele geçirmek. Ya da independent olmak. İkisinden bir tanesi. Ya da yani independent olup sonradan çökmek. O konuda çok şey değilim. Zaten independent olmak bile çok büyük bir şey olacak bizim için. Challenge. Restore Roman Empire muhabbeti var ya. Burada göstermiyor. Onun şeyi neydi ya? Roman Empire'in dejurları var ya aslında. Şeyle birlikte geliyor o mevzu. Yani en büyük hali. Şuraya bildiğin İngiltere'ye kadar falan ulaşıyor. Buralar, şuralar falan böyle. Onu restore etmeye çalışacağız. Ortodoks olarak. Yanlış hatırlamıyorsam şeyi de vardı zaten onun. Sen söyle.
Evet. Yerel revoltlar başladı bile yani. Bu arada ben kendi askerlerime göre bakıyor bunlar da benim elemanlar da gelebilir yani öbür savaşlara. Herkes herkesle papaz, o ayrı konu. Şu Gohar, sizin asker sayılarınız nedir abi? 3000, 5000, 4000, 4000. Sen gelsene bir benimle. Blood Oath. Yemin ediyorum 20 5 saniye falan sürüyor şey ya. Autosave. Beni bitirdi ya bu şey. Realm'ı büyütme kafası. Baksana abi 4 speed'de 5 5 speed FPS'i alıyorum ya. Evet, Revolt şurada patlak verdi. 19.000 askerimizle oraya doğru gidelim. Şu anda supply limitler bayağı bize göre yontulmuş vaziyette. Hatta 40.000'i bulan yerler var. 43.000 Samarra. O yüzden Attrition'da kış olmadığı sürece çok bir sıkıntı yemiyorsun Mild Winter kafasından. Yakında patlar bunlar. 30.000. Şu benim klanlar girmeseydi bari. Daha doğrusu benim klanlarla aram iyi olsaydı, diğerleri girse bile onları savaşa çağırıp akıllarını alabilirdim. Şimdi revolt bastırdım diye belki bir küçük bir saygı duyulabilir. 85 olmuş bu arada moral authority. Yani imkansız şu an dışa yönelmem. Dikenin üstünde bekliyorum çünkü. Ailede durumlar nasıl abi? En son deli gibi kardeş basmıştı peder benim için. Dur bakayım. Melikşah current heir. Benim sağlam bir komutan kardeşim Metin Han ya. Metin Han da inanılmaz iyi abi. İnanılmaz iyi Metin Han. Neyse, çok önemi yok zaten. Birazcık speed up. Geleceklerse gelsinler de hani stabiliteyi koruyup öyle tamamlayacağım. Onun dışında şey muhabbetleri var. Şeyden dolayı patlıyorum yine. Title'ları create edip kingdom'ları verip şu vassal limitten de kurtarabiliriz kendimizi aslında. Yani şundan bahsediyorum. Greece. Byzantine Empire değil. Şurası ya. Kingdom of Anatolia. Create edemiyorum çünkü para 250'nin altına inmiş bile çoktan. Az sonra beni bekliyorlar şu an. Yani indirir indirmez yalan olacağız. O zamana kadar heriflerle aramı düzeltemediğim için. Fadıl'a bak ya. Abbasi. Şu elemanla aramı iyileştirsem aslında 8000 askeri var oğlum adamın. Aslında %1 şansla imprison edebiliyorum herifi. %1 ya. Peace with Ahmadid Empire. Emirate. Imprison etmeye çalışacağım. Fail olacak. Elemanla savaşa gireceğiz. Orada revolt gelir mi onu bilmiyorum. Biri bana atar yapıyor bu arada. Kim o? Metin Han. Metin Han. Ben diyor... Aklını alacağım senin diyor. Para bitti beyler. Allah'a emanet olun mercenaryler. Kendinize iyi bakın. %126. Şimdi dramatik bir değişiklik olması lazım orada. Değişti çünkü matematik. Yes, I will not be blackmailed'le. Son iç savaş. Bakalım bu savaşı kaybedecek miyiz, kazanacak mıyız? Bunun sonucuna göre serinin nasıl sonlanacağı belli olacak. I will not be blackmailed kardeşim bir kere. Of, ne oldu lan orada? Çat 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 çat, bir şeyler yaşanıyor şu an. Şimdi sırf şurada 7000 asker. Oha, ne ara geldin başladın ya, insafsız. Gençler, birçoğunuz geliyorsunuz. Gelmeyenlerinizin affedersin yani. Şerefsiz herifler. Şuradan başlıyoruz abi toparlamaya. Tamam mı? Sağdakilere gideceğiz ondan sonra. Attrition problemi yaşamıyor olmamız çok iyi. Antioch. Hayda. Ağzınıza sıçtım oğlum yine. Kaçarınız yok. Şu 17.000'lik şeye, asker steğine kimsenin bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ben ya bu arada. Şu anda. Yani 20.000'lik falan bile getirseler ben bu kadar atlıyla adamın ırzına geçerim affedersin. Sırf 13.000 asker şey bunun ya. Atlı. Gidelim şu aşağıdakiler biraz fazla işte dediğim gibi ama hiç problem değil yani. Yukarıda çok bir şey yok. Hiçbir şey yok. Hepsi aşağıda.
Tamamı aşağıda lan bunların. O kadar da bölünük değiller tahmin ettiğim kadar. Korkuyordum yani. Yalnız FPS düştü be abi. Vallahi. Bir Black Death gelse de kurtarsa bizi ya. Yemeğin la yetişin. Oktober geldi. Hemen çaktı ya yetişini. Yok, Oktober'la alakası yok. Buranın iki düşükmüş. Oktober kışa girmiyor mu oğlum? November. Evet, hazır mıyız? 15.000, 17.000. Son büyük savaşlardan. Bunu da içimdekilerle yapıyor olmam tabii büyük. Şimdi sadece ben varım ya. Yanıma görüyorsunuz değil mi ortodoks elemanlar? Benle birlikte takılıyor. Ortodokslar kadar sağlam olamadınız ya bak. Gelenlerin neredeyse birçoğu benimkileri de sayma Müslüman abi. Karşıma gelenlerin. Charge phase. Okay. Bittiniz ki. Bittiniz, yok oldunuz yani. Yalnız aklıma yine achievement geldi. O tutorial'dan başka hiçbir şekilde dosyayı ellemedim yani. Orada dosyayı açtığımı hatırlıyorum. Allah Allah. Şeyin yani standart save compressli halinin Iron Man'den ne farkı var falan diye böyle garip garip benim inceleme triplerim var ya, onlara girip bakmıştım. Demek ki o bozdu. Çünkü şöyle de bir şey var. Ki yani o zaman şeyi falan, hazarları falan çökmüş müydüm hatırlamıyorum da. Şeyi falan aldım yani. Rahat 3 tane, en az 3 tane achievement aldık biz. Seri boyunca. Yıkmaya gerek yok ya. Müslümanlarla barış içinde yaşayabilirim. Bu saatten sonra o kadar reform yaptık Fate'i. Gidip de yani başka bir dine zaten mensup olmak garip olur. Abes kaçar yani. Başkanın başkentini yerle yeksan etmek durumdayız şu an. %81. Geliyor. Bir siege daha geliyor. Akıllı oldun oğlum, akıllı. Revolt'un başkenti neresi bu arada? Şu sol taraf. Önemli değil. Ben bu şeye bilendim. Abbasilere bilendim zaten. Konuşamadım anasını satayım. Yakalayabiliyor muyuz bunları? Yakalayamıyoruz. Son siege yaparsam o zaman %100 olacaktır diye inanıyorum. Oldu. Akıllı olduk baba. Bu kadar da kolay. Hepsini hapse attık mı ya? Asıl soru o, sadece liderleri mi attık yoksa? Hepsini atmış olmam lazım. Yes. Fadıl. Ne ayaksın lan? Abbasi şu anda... Ya daha bak... Oğlum Abbasi de halife değil miydi lan? Bunların empire şeyi niye durmuyor pederinde? Allah Allah. Şu anda halifelik kimde abi? Yıktım mı oğlum? Ne yaptım lan? Cidden merak ettim şu an. Epidemik mi? Bu mu? Şunun için map mi açtın yani? Müslüm Religious Head'i nereden görebiliyorum abi ben? Ledger'dan falan mı görüyoruz? Zannetmiyorum da. Şey ne oldu bu arada? Hakikaten açmışken bakayım. Aa, pagan. Tengri. Size. Çok aşağıdayız be. Şuradayız bak. Tabi Old Tengri de var daha işin için. Otorite olarak 3. sıradayım. Sünni'ye bak, 97 ya. Kim oğlum sizin lideriniz? Kim? Şuradan da belki bulabiliriz. Sünni en çok partisi olan Talip Bey'miş. Gerçi şu anki halifenin olsa dahi çok fazla partisi olduğunu düşünmüyorum da yani. Emir Ramadan. Gerçi burada Caliph yazar herhalde. Ben göreyim. Bak Pop var mesela. Bunun bir sonraki... Hah. Kalif Tamachi'yi buluyor. Aa, bu Şii halifesi lan. Oğlum yok mu yoksa ya? Olmayabilir biliyor musun? Burada arattığım zaman title gözükecek mi? Tamachi çıkıyor mu peki? Çıkıyor. Hmm, o zaman yalan. O iş yalan. Yani Abbasilerdeydi. Başka aileye kalmadıysa eğer... Çünkü herifin üzerinde şey yok.
halifelik titular title'ı yok yani. Anladın mı? Değişik olmuş. Evet, isyanı da bastırdık. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Çok güzel bir seri oldu bir şey açısından. Full Conquest. Çok az RP yaptık. Yani öyle el verdi zaten. Doğası öyle yani. Devamlı olarak savaş yapmam lazım. Savaşla ilgilenirken RP'ye ilgilenemiyorsun. Yani bir şeye vakit ayıracaksın daha illaki. Ama şeyi açısından güzel oldu. Diğerlerinde bayağı RP yapmıştık. Bu sefer böyle oldu. Hem de ben Nomad'i hiç oynamamıştım. Bu ilk defa oynuyorum Nomad'i bu seride. Bildiğin ilk defa Nomad oynuyorum. Sevdim. Güzel. Bana sorarsan kötü değil. Tamam mı? Kötü değil derken zevksiz değil yani. Ama kesinlikle ve kesinlikle feodal liderlerle oynarken aldığın roleplay zevki o sakinlikle birlikte. Ya şu anda ben Europa Universalis oynuyorum gibi hissettim aslında. Hiç oynamama, ya hiç oynamama değil de çok az oynamama rağmen. Hiç tecrübem olmamasına rağmen desem daha doğru olur. Şahsi zevkim olarak bir tek oradan bir penaltı yedi benden. Ama çok büyük problem değil. Diplomasiyi iyi tuttuğunuz zaman ki biz çoğu yani uzun bir süre sadece şu sağ alttaki yeşiller var ya şu anda Sogdinya yazanlar şunlar. Biraz bunlarla akraba kaldık. Arada bir götü sağlama almak için halifeyle zaten şuraya geldik ya oradan dönüşümüz iyi oldu vazgeçmemiz. Yani inat etsek ağzımıza sıçarlardı büyük ihtimalle. Yukarıyı alıp sonra aşağı inmek her zaman daha mantıklı gibi geldi zaten. Gözüktü daha doğrusu. Onun dışında yani eminim ki bu seriden Nomad oynamak isteyen bir insan için, birisi için, bir vassal için bayağı bir şey çıkmıştır yani. Başıma gelen şeylerden dolayı falan filan. O açıdan faydası olduysa müteşekkir olurum. Ne güzel. Onun dışında umarım seriden zevk almışsınızdır. Bir sonraki seride görüşeceğiz. Şeyi hala bekliyorum. Tekrar söylüyorum. Game of Thrones'un 1.4.1'i çıkarsa bana haber verin abi. Lütfen. Onun dışında söyleyeceğim bir şey kaldı mı? Yo. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıcadan yani. Komple ayrı bir topik olarak. Serilere destek verenlere, videoları beğenenlere. Beni biliyorsunuz zaten. Çok şey yapmıyorum öyle. O konuları çok fazla kafaya takmıyorum da. Yine de vaktini ayırıp da böyle şeyleri yapanlara çok teşekkür ediyorum abi. Herkes kendini biliyor zaten. Üçüncü seri bu. Britannia Conquest, Masmoody, bir de Yabgu. Dördüncüye başlayacağız şimdi. Game of Thrones aynı anda çıkarsa ona başlayacağım. En son zaten dayanamayıp bug'lı haliyle 1.4'e başlayacağım. Yapacak bir şey yok herhalde yani. Bir de kafamda şu benim kendi sülaleni oluştur muhabbeti var. O ayrı, yine onu kenara koyuyorum. Onun üzerine yapacak çok şey vardı aslında. Onun üzerine ay başında, önümüzdeki ayın başında, Mayıs başında kotanın sıfırlanmasıyla birlikte Twitch'e başlayacağım. Testleri yaptım bu ay da kota bitti. O yüzden yalan olduk. Twitch'le alakalı enteresan şeylerim, fikirlerim var aslında. Hani ben diğer Paradox oyunlarıyla alakalı çok CK kadar tecrübem yok. Hepsini oynadım. İstisnasız. CK 1'i falan bile oynadım hatta. Diyorum ki ben Twitch'e geçtiğimiz zaman siz tecrübesi olan arkadaşlar. Gerek Europa Universalis olsun, Stellaris olsun, Hearts of Iron olsun. Onları beraber oynayalım. Beni alıştırın. Ben kendi potansiyelime inanıyorum o konuda. Ya çok az konuda kendime özgüvenim vardır. Bu da onlardan bir tanesi. Grand stratejiler yani. Hep beraber eğlenerek güzel seriler geçirebiliriz diye düşünüyorum. Zaten onları YouTube'a da atarız her türlü. Desteklerinizi eksik etmeyin abi gerçekten. Benim için çok sağlam motivasyon kaynağı oluyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Ali kaçtı. Bu seriyi bu hareketle bitirmek istiyorum. Bu müzikle olmadı ama.